Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Seçeneklere şöyle bir bakalım. İlgi eki, ın, in, un, ün, nın, nun, nün tamlayan ekiydi. Ek eylem idi, imiş, ise ve dir. İyelik eki, varlığın kime ait olduğunu bildiren tamlanan ekleri. Kişi eki, fiillerdeki... O fiili kimin yaptığını bildiren kişi ekleri. Fiilden isim yapan ekleri de tek tek göreceğiz zaten. Sonra saygıyla toprağa oturdum. Dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara. Bu anda ne kavga ne hürriyet ne karım. Toprak, güneş ve ben bahtiyarım demiş şair. Ne güzel demiş. Arkadaşlar bu verilen dizelerde ın in un ün nın nin nunün gibi bir tamlayan eki. Yani ilgi eki yok. O yüzden cevap A görünüyor. Ek eylem dediğimiz dır dirin. İsme geldiğinde kişi eki olarak karşımıza çıkan ım im ekini görüyoruz. Ben bahtiyar ım. Bakın isme gelmiş. Geniş zamanın bildirme ekibi olduğunda ne yapıyordu? Ben birinci tekile geldiğinde ben bahtiyar ım oluyor. Dolayısıyla eki eylem var. İyilik eki var mı? İki yerde gördüm ben okurken. Benim sırtım anlamında şurada birinci tekil iyilik eki var. Bir de arkadaşlar karım derken benim karım anlamında iyilik eki kullanılmış. Peki kişi eki Şurada gördüm. Oturdum derken ben oturdum. Ben dayadım anlamında yine ne yaptı? Kişi ekini fiile getirdi gördüğünüz gibi. Kişi ekleri fiile gelir. O yüzden bu da var. Fiilden isim yapan ek yine iki yerde gördüm. Bunlardan birincisi saymaktan saygı. G, G fiilden isim yapım eki. Bir de düş fiilinden yani düşmek fiilinden isim fiil yapan ekimiz Vilims'de makmek var. Dolayısıyla E de doğru. Cevap A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde arkadaşım sözcüğü kullanıldığı yere göre cümlenin en önemli ögesi durumuna getirilmiştir. Bir kelime cümlenin en önemli ögesi durumundaysa yüklemden bir önceki sözcükte kullanılmış olması gerekir. Çünkü vurgu fiil cümlelerinde yüklemden bir önceki sözdedir. İsim cümlelerinde ise doğrudan yüklemdedir. O halde cümlenin önce yüklemini test ederek ilerleyelim. Hepsinde gördüğünüz gibi yüklem çağırıyor. Çağırıyor fiil olduğuna göre arkadaşlar hepsinde yüklem den önceki sözcükte olması gerekir ki vurgu direkt yüklemden önceki sözdeydi. İstanbul'a vurgulanmış yani yer vurgulanmış. ısrarla vurgulanmış durum vurgulanmış. Arkadaşım sözcüğü işte en önemli öge durumunda yüklemden önce olarak. Beni nesne vurgulanmış yüklemden hemen önce. Şubat tatilinde diyerek de zaman vurgulanmış burada. Bizden istediği doğrudan arkadaşım sözcüğü yüklemden önce yer alarak en önemli öge olarak cümlede yer almış cevapçı. Numaralanmış cümlelerde göstermek sözcüğünün aşağıdaki anlamlarından hangisi yoktur? Bir otobüsteyiz ve o bize karşı yamaçlardaki köyleri gösteriyor. Buradaki göstermek kelimesi arkadaşlar ağda verilen işaret etmek anlamını karşılamakta. Karşı yamaçlardaki köyleri işaret ediyor diyebiliriz. 2. bu davranış halkımızın misafirperverliğini göstermesi bakımından önemli. Göstermesi belirtmesi bakımından önemli diyebiliriz buraya da C'de gider. Öğrencilerin takıldıkları soruların çözümünü örneklerle gösterdi, örneklerle anlattı diyebiliriz. Buradan da E'yi doğrudan karşılayabilir cümle. Bütün söylenenler onun haklı olduğunu gösteriyor, onun haklı olduğunu belirtiyor anlamında kullanılmıştır diyebiliriz. Bu adam yaşından genç gösteriyor yani görünüyor diyebiliriz. Bu da bizi D'ye götürür. Verilen cümlelerde değerlendirmek anlamında kullanılmış bir göstermek sözcüğü yok. Bu yüzden cevap B. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri eylem cümlesi değildir? Eylem cümlesi ya da değildir gibi sorularda yüklemi test edeceğiz. Yüklem fiilse yani eylemse o cümle arkadaşlar eylem cümlesi. Yüklem isimse ya da isim soylu bir sözcükse o cümle isim cümlesi olur. Birinci cümlenin yüklemine bakalım. Kalıcı eserler yaratmanın tek yolu eğitimdir. Eğitim kelimesi isimdir. Dırdır ek eylemini alarak yüklem olmuş. Dolayısıyla bu cümle arkadaşlar yüklem isim olduğu için isim cümlesidir. Yani bir olmalı mutlaka cevabımızda. Diğer seçenekleri eliyorum. Cevap ya A ya B. Mermer üzerinde çalışırsak eserlerimiz zamanla yok olmaya mahkumdur. Mahkum ismine gelmiş ek eylem ne yaptı yine? Bu ismi yüklem yaptı. Yani bu cümlede arkadaşlar isim cümlesidir. Cevap A. Bu cümle ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Öykünün gerek yaratma gerekse okunma süreçleri bakımından günümüz dünyasının sabırsızlığına tam denk düştüğüne çok okunmasının da buna bağlı olduğuna inanıyorum. A. Birleşik bir eylem cümlesidir. İki bilgiyi de doğrulayalım. Arkadaşlar bu cümlenin yüklemi inanıyorum sözcüğüdür. İnanmak fiili ki peki ve kişiyeki alarak çekimli bir fiil olmuştur. Dolayısıyla bu yüklem çekimli bir fiil yani eylemdir. Dolayısıyla cümle eylem cümlesidir. Ayrıca cümlede birden fazla yargı varsa birleşik cümle olur. Bu cümlede de eylemsilerle cümledeki yargı sayısı artırılmıştır. İnanıyorum yüklemi birinci yargı, yaratma, okunma bakımından günümüz dünyasının sabırsızlığına tam denk düştüğüne değil mi? Bakın bunlar hep yargı sayısıdır arkadaşlar yargı sayısı eylemsizlerle artırıldığı için bu cümle birleşik cümledir doğru. Birden çok bağlaç kullanılmıştır. Evet arkadaşlar bu cümledeki daha de bağlacı ve gerek gerek sözcükleri bizim için bağlaçtır. Birden fazla bağlaç kullanıldığını doğrular. Zincirleme at tamlaması vardır. Evet zincirleme at tamlaması tam da şurada var arkadaşlar. Günümüz dünyasının sabırsızlığı. Bakın günümüz dünyası belirtisiz isim tamlamasıdır. Günümüz dünyasının sabırsızlığı da belirtili isim tamlaması iki isim tamlaması iç içe geçiyor ve zincirleme isim tamlamasını oluşturuyor. Birden çok isim fiil var mı var? Hemen görün arkadaşlar. Bakın şuradaki yaratma, okunma, e, okunmasının gibi kelimeler isim fiilekini aldığı için üç tane isim fiil vardır. Bu verilen cümlede doğru. Ancak verilen cümlede herhangi bir sıfat yok. Yani ismi niteleyen ya da belirten niteleme sıfatı, belgesi sıfat, soru sıfatı, işaret sıfatı, sayı sıfatı gibi herhangi bir sıfat kullanılmamıştır. Bu yüzden cevap E. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A birinci cümle yüklemi ek eylem çekimlenmiş bir cümledir. Ek eylemler idi, imiş, ise ve dırdırdı arkadaşlar. İsme de fiile de gelebiliyordu. Kasabaya 17 kilometre uzaklıkta bir yayla burası. Aslında bu cümle şöyle. Kasabaya 17 kilometre uzaklıkta bir yayla yayladır burası. Değil mi? Şurası bizim komple yüklemimiz. Devrik bir cümle. Yüklem başa gelmiş. Dır dir var ek eylem ama düşmüş. Düşse de biz yine de ne diyoruz? Ek eylemle çekimlenmiş. Bir e, yüklem var burada. O yüzden A doğru. B'de ikinci cümle. İçinde zincirleme at tamlaması bulunan olumlu bir cümledir diyor. İki bilgiyi istiyor bizden. Hemen yükleme bakalım yargı gerçekleşmiş mi? Gür kestane ve gürgen ağaçlarının arasından deniz görünüyor. Evet görünme eylemi gerçekleşiyor olumlu. Burada da ayrıca arkadaşlar gürgen ağaçlarının arası bir zincirleme isim tamlamasıdır. Gürgen ağaçları kendi içinde bir belirtisiz isim tamlaması. Gürgen ağaçlarının arası da ikinci bir isim tamlaması. İkisi çiçeğe geçiyor ve zincirlemeyi oluşturuyor. üçüncü cümle nesnesi sıfat tamlaması olan birleşik bir cümledir. Birden fazla yargı vardır içinde eylemsi vardır diyor. Ormanın içinden tepelerin arasından giden bir yol bir yılını andırıyor dedi. Giden derken şu eylemsi sayesinde bunun ben birleşik cümle yaptığını gördüm birden fazla yargı oluşturdu nesnesi sıfat tanımlamasıdır neyi andırıyor bir yılanı bakın nesne var ve bir belgesiz sıfatla isim birleşerek sıfat tanımlaması oluşturdu C doğru dördüncü cümle içinde hem niteleme sıfatı hem de belirtme sıfatı olan bir isim cümlesidir yine iki bilgiye bakacağım sık ve gür ağaçların arasında düz geniş bir alandayız Arkadaşlar yüklem alandayız ismi. Dolayısıyla isim cümlesi ve bu ismi etkileyen geniş niteleme sıfatı ve bir belgesi sıfatı burayı doğruluyor. Beşinci cümle içinde fiilimsi olan kurallı bir fiil cümlesidir. Üç bilgi istiyor. Otlarla kaplı alanda ne bir diken ne bir çalılık var. Yani yok demek istiyor. Bu cümleye baktığımızda isim, fiil, sıfat, fiil, zarf, fiil yok. O yüzden fiilimsi yok. Cevap geldi. Kurallı mı? Evet kurallı yüklem sonda. Fiil cümlesi mi? Hayır arkadaşlar. Yüklem var mevcut anlamında bir isimdir. Dolayısıyla e, buradaki bilgi de yanlıştır. Sadece kurallı olması doğrudur. Cevap E. Bu cümledeki numaralı almış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Türkçe'de fiilimsiler ya da eylemsi dediğimiz sözcükler arkadaşlar 3 taneydi. Bunlardan birincisi isim fiil mayışmak diye kodluyorduk eklerini. İkincisi sıfat fiil, anası ası, mez, ar, dikecekmiş ekleri. Üçüncüsü zarf fiil, fiillere gelen eklerle zarf yapan ken, alı, eli, maz, mez, dıkça, dikçe, arak, erek, ığında, dinde, a, e, ermez, asiye, esi gibi eklerdi. Bunlara bakarak verilen kelimeleri inceleyelim. Evliya Çelebi gerek gördüğü fakat dilde bulunmayan, gördüğü derken şuradaki dık tek sıfat fiildir, eylemsidir. Okuyanın kolayca kavrayamayacağı, acak ecek yine sıfat fiildir. sözcükleri ismin etkileyerek sıfat yaptı. Yaratan, tanık olduklarını derken yine dık dik sıfat ve ki adlaşmış. Kendi algılarına göre burada yok. Değiştirip büyüterek arak erek zarf fiil yansıtan bir kişi. Arkadaşlar algılarına kelimesinde almaktan algı diye fiilden isim yapan ek vardır ama bu bir fiilimsi eki değildir. Dolayısıyla 4 numarada verilen kelime fiilimse değildir. Cevap D. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? Bir sözcüğün türü sorulduğunda 8 tane sözcük türünü düşünmeliyiz. Kelime isim olabilir, sıfat olabilir, zarf olabilir, ismin yerini tutarak zamir olabilir, edat olabilir, bağlaç, ünlem ve eylem olabilir. Altı çizili kelimeleri cümledeki konumlarında dikkate alarak söyleyelim. Bugün üzerinde yaşadığımız her kentin nasıl kent, yaşadığımız kent diyerek kendinden sonra gelen kent ismini etkileyen bir sıfat var burada. Dık dik sıfat filekini almış. Buradan da bunun sıfat yaptığı anlayabiliriz. Ve her köklü yerleşim merkezinin yerleşim kelimesi arkadaşlar bir isimdir yerleşim merkezi diyerek de hatta bir isim tamlaması kuruyor. Buradan da algılayabiliriz. Yıkılmış ve terk edilmiş duvarlarının taşları sökülmüş. Neyi sökülmüş? Taşları sökülmüş. Bakın ne merkezi? Yerleşim merkezi. Taş da bir varlığın adıdır. Dolayısıyla isimdir. Hatta isme gelen isim çekim eklerini almış. O kadar isimdir diyebiliriz dökülmüş kalıntılarda neydi kalıntılarında dedi e, kalıntı kelimesi de yine isimdir yine isim çekim eklerini almış buradan da anlayabiliriz aslında cevap geldi sıfat olarak doğrudan bir farklı bizim için çünkü hepsi isim vardır derken de var kelimesi mevcut anlamında bir yine isimdir ek eylem olarak yükleme olmuş bir de verilen kelime sıfattı tür olarak farklı cevap a Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar bir kelimenin sözcük türü bakımından farklılığını istediğinde hemen kelimenin kökü isim kökü mü yoksa fiil kökü mü bunu tespit etmeliyiz. Fiil kökü ise makmek master çekime girecektir. İsim kökü ise bir varlığın adı olacaktır. Makmek çekime girmeyecektir. Bazen sesteş sözcükler bize sorulabilir, altı çizili kelime olarak verilebilir. Orada da cümlenin anlamından yola çıkarak isim mi, fiil mi diye ayırt etmeliyiz. Vardır kelimesinin altına çizmiş. Var kelimesi bir kere testleş, isim de olabilir, fiil de olabilir. Cümledeki anlamdan çıkarmak daha mantıklı olabilir. İmkansız olan şeyler vardır bilirsin. Vardır, mevcuttur anlamında. Burada arkadaşlar bir kavramın adı artık. Dolayısıyla var kelimesi bizim için isim köküdür. Çıkarıp atamam içimden derken iç kelimesi de yine sesteş bir kelimedir. Hem dış kelimesinin karşıtı olan iç var hem de bir şey içmek var. E bakıyorum buradaki bir şey içmek anlamında değil. İç yani benim iç kısmım anlamında. Dolayısıyla burada da isim kökü olarak kullanılmış dış kelimesinin karşıtı olan isimdir. C. Güzelliğin kelimesini çizmiş. Güzelliğin kelimesinin kökü güzeldir. Hani isimdir doğrudan. Fiil anlamı yoktur. Dolayısıyla güzel kelimesi isim köküdür. Demek ki bizden fiil kökü bulmamızı istiyor. Üç tane isim kökü bulduğumuza göre. Yumsam kelimesinin kökü yummaktan gelir değil mi? Gözünü yummak fiildir. Dolayısıyla arkadaşlar fiil kökü farklıdır. Cevap geldi. E'ye baktık. Mevsimler seninle başlar dedi. Kelimemizin kökü baştır. Baş ilk yer anlamında burada bildiğimiz kafa baş anlamında değil. Dolayısıyla yine de isim köküdür değil mi başmak diye de bir şey yok zaten o zaman hepsi tür bakımından isimken d'de verilen fiil köküdür farklı bir köktedir tür bakımından bu yüzden cevap d Olayların anlatımında özentiden, süsleme tutkusundan, kısaca edebiyat yapmaktan hep uzak durdum diyen bir sanatçı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arkadaşlar şuradaki özenti kelimesi bizim için anahtar kelimedir. Eğer bir kişi bir varlığa bir kişiye başka bir kişiye özeniyorsa onun gibi olmaya çalışıyordur. Yani özgünlükten orijinallikten uzaktır. Süsleme tutkusundan kısaca edebiyat yapmaktan hep uzak duruyorsa demek ki gereksiz sözcüklere ya da süslü söyleyişlere kapılmıyordur. Sözcükleri gerekli kullanıyordur, duru kullanıyordur, yalındır süslü ifadelere de yer vermiyorsa buradan da bunu çıkarabiliriz. A. Uzun ve devrik cümlelere yer verir. Bunu çıkaramayız arkadaşlar. Uzun ve devrik cümlelere yer verip vermediği ile ilgili bir bilgi yok burada. O yüzden cevap geldi. Özgün bir anlatımı vardır. İşte arkadaşlar özenti kelimesi doğrudan özgünlüğün zıttıdır. Ben birine özeniyorsam onun gibi olmaya çalışırım. Dolayısıyla özgün olamam. Bunu çıkarabiliriz. Gereksiz benzetmelerden, mecazlardan kaçınır mı? Evet. Çünkü süsleme tutkusundan edebiyat yapmaktan uzak duran kişi gereksiz benzetmelere, mecazlara, metaforlara, imgelere, sembollere yer vermez. Her şeyi gerçek anlamıyla kullanır. Bu da doğru. Duru ve yalın bir anlatımı tercih eder. Doğru. Yalınlık arkadaşlar süslü, sanatlı, mecazlı söyleyişlere yer vermemek demektir. Dolayısıyla bu zaten ikinci bölümde geldi. Duruluk da yeterli sayıda sözcük kullanmak. Dolayısıyla bu da karşımıza geliyor. Başkalarına benzememeye özen gösterir. İşte bu özenti olmama durumudur. Dolayısıyla bu da geldi. Cevap A parçanın anlatımı ile ilgili olarak bir yorum yapılmıştır. İki doğrudan anlatım cümlesi kullanılmıştır. Yani alıntıyı olduğu gibi verecek. Üç örnekleme yapılmıştır. Dört niteleyici sözcüklere yer verilmiştir niteleme sıfatı ya da durum zarfı arkadaşlar yargılarından hangisi yanlıştır? Kavafis yeni bir ülke bulamazsın başka denizler bulamazsın diyordu kent şiirinde. Şimdi burada doğrudan Kavafis'in kent şiirinde ne söylediğini olduğu gibi aktardığı için arkadaşlar doğrudan anlatım yapılmıştır diyebiliriz. Buradan biz ikiye çıkarabiliriz. Kendinden kaçamama haline gönderme yapan adeta bir kıstırılmışlığı ya da imkansızlığı dile getiren bu şiirin satırlarında Buraya kadar da bol bol yorum yaptı kendince. Kendinden kaçamama haline gönderme yapan adeta bir kıstırılmışlığı falan değil mi? Bu yazarın kendi yorumu. Dolayısıyla bir de gider. Ya da imkansızlığı dile getiren bu şiirin satırlarında bir taraftan olanaksız bir taraftan kapalı bir çağrı var. Arkadaşlar niteleyici sözler de var. Bakın şöyle çıkarabiliriz. Nasıl şiir? gönderme yapan şiir, kıstırılmışlığı dile getiren şiir, imkansızlığı dile getiren şiir. Bakın bunların hepsi niteleme sıfatı. Hatta şurayı da alabiliriz. Nasıl çağrı? Kapalı çağrı değil mi? Ee, var gidebilmeyi ve gidilen farklı yerlerde kendinizle yüzleşmeye devam etmeyi içeren bir çağrı yine nasıl çağrı gidebilmeyi ve gidilen farklı yerler yüzleşmeye devam etmeyi içeren çağrı bunların hepsi terime sıfatı dolayısıyla dörtte doğru ama bu verilen paragrafta bir tane bile örnek vermemiş yani daha iyi anlayalım diye herhangi bir örnek vermemiş somutlama yapmamış dolayısıyla 3 yanlıştır diyebiliriz cevap B bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yan cümlecik kullanılmamıştır yan cümlecik cümledeki eylemsidir Eylemsinin bulunduğu yer bizim için yargı sayısını artıran yan cümleciktir. Türkçe'de isim fiil ma, ışmak sıfat fiil anası mezar dikecekmiş ve zarf fiil ken, a, e, madan, meden, dıkça, dikçe, arak, erek, dığında, ermez, maksızın, esiye, asiye gibi ekler zarf fiil yapıyordu. Bunlar arkadaşlar doğrudan yan cümlecik kuruyor. Cümlede direkt eylemsi bulmamız gerekiyor. Ben daha çok iki arada bir derede kalmış insanları anlatırım. Nasıl insanları? Kalmış insanları. Bakın burası sıfat fiildir. Yani sıfat fiil varsa yan cümlecik vardır. O yüzden bir gitti. Öyleyken karanlık tek bir gökyüzü bile yoktur benim öykülerimde. Cümlesinde eylemsi yok. Öyle iken derken şu iken zarf fiiliki değildir arkadaşlar. Çünkü öyle kelimesine gelmiş. İsme gelen iken doğrudan zarf yapar zarf fiil yapmaz. İkenin zarf fiil yapması için fiile gelmesi gerekir. Fiile gelirse biz zarf fiil yapar diyoruz. Bütün fiilimsiler zaten fiile gelerek oluşmuyor muydu? Evet o zaman burada bir fiilimsi yoktur. 3- Gözlem yeteneğimin ise kimseninkinden üstün olduğunu dık dik bakın eylemsi sanmıyorum. Demek ki buradaki dık dik sıfat fiil eki de bir fiilimsi ise yan cümlecik yaptı. Burada da var insanların aslında bakan her gözün görebildiği yönlerini sanatsal bir dille eserlerime yansıtmaya çalışırım derken üç tane arkadaşlar yan cümlecik var. Sıfat fiil var, sıfat fiil var, isim fiil var. Bunların hepsi yan cümlecik yapıyor. Bunu yaparken işte bakın fiile gelmiş iken var. Gördünüz mü? İşte bu bizim için artık arkadaşlar fiilimsidir. Yani yan cümleciktir. Kılı kırk yaran sıfat fiil yine bizim yan cümlecimizdir. Dolayısıyla burada iki tane yan cümlecik var. O halde cevap B.